Merhaba arkadaşlar, ben Eren yani EKH. Bugün sizlerle birlikte Allos Online'da düzen otoritesi nasıl kasılır, bunlardan bahsedeceğim. Ve bunun sonunda ne tür ödüller elde ediyoruz, bunların hepsini anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar, düzen otoritesi nasıl kasılır? Biz zaten düzen otoritesi kastığımız zaman bununla beraber şey de kasıyoruz. Hani Gold ve Kıvılcım XP'si de kasıyoruz farkında olmalı. Bunu nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar mesela şuradan göstereyim. Günlük olarak belli bir rotasyonunuzun olması lazım düzen otoritesi kasmak için. Haftalık için de bahsedeceğim. Burada gördüğünüz gibi geçen 2 haftalık dönemde ben sezon lideriydim düzen otoritesinde. Şimdi arkadaşlar mesela Element Krallığında görev tamamladığınız zaman belli bir düzen otoritesi elde ediyorsunuz. Bunların ekran görüntülerini ben zaten anlatırken koyacağım. Tikarika mağarasında yine bir düzen otoritesi elde ediyorsunuz 10 görevi bitirdiğiniz zaman. Ondan sonra 3 ve 3 6 6 savaş girdiğiniz, bitirdiğiniz zaman, kazandığınız zaman yine bir düzen otoritesi elde ediyorsunuz. Astral anahtar harcadığınız zaman bir düzen otoritesi elde ediyorsunuz. Rastgele savaş kazandığınız zaman da aynı şekilde. Bunlar sınır olmayan şeyler. Hani sürekli rastgele savaş girip kasabilirsiniz. Ondan sonra Element Krallığındaki Gaddar görevini verdiğiniz zaman yine bir düzen otoritesi kazanıyorsunuz. Burada bir de düzende bir buff var. Direkt otorite buff'ı var. Siz bunu günü geldiğinde mesela elementle beraber veriliyor. Element buff'ı ile beraber iyi ameller buff'ı veriliyor. Burada %25 düzen otoritesini arttırıyor kazanımınızı. Hani o gün içerisinde yaptığınız şeyler daha çok düzen otoritesi veriyor. Ondan sonra Gaddar dedik. Ouroboros görevini tamamladığınız zaman yine bir 3150 düzen otoritesi geliyor. Gaddar'da da öyle mesela. Ondan sonra anormal sektörde hazine edindiğiniz zaman da 800 veriyor kutu başına. İşte hatırladıklarımın sayısını söyleyeceğim. Astral Av vermiyor. Bu kan imtihanı da vermiyor. Burada şu an hani önümde açık diye buradan bakıyorum. Dominion'u hatırlamıyorum. Bu zaten haftada bir kere olan bir mevzu. Burada işte orada kıvılcımda gösterdiklerim, hatırladıklarım o kadar. Onun dışında Alriyad'da hani görev yapmasanız bile 6 tane küçük boss var, 4 tane de büyük boss var. Toplamda 10 tane boss var. Siz bunları kestiğiniz zaman anahtar harcasanız da harcamasanız da bir düzen otoritesi kazanıyorsunuz. Boss kestikçe anahtar harcıyorsunuz. Oradan da bir düzen otoritesi kazanıyorsunuz Alriyad'da. Bir de mahfazalar var. Haritada saklı kutular var. Bu kutuları da günlük olarak topladığınızda oradan da bayağı bir düzen otoritesi kazanıyorsunuz. Şimdi Alriyad'ı yaptınız. Girdiniz, elementi yaptınız. Sonra çıktınız bir tika yaptınız. Bu şekilde hani sabah uyandığınızda veya oyuna ilk girdiğinizde bunları yapabilirsiniz erken bir saatte. Ben öyle yapıyordum mesela. Ondan sonra haftalık olarak işte dediğim gibi Uroboros, Gaddar bu tarz görevler. Onun dışında en çok otorite veren yer Nihaz arkadaşlar. Nihaz'da 3 boss beraber kesebiliyorsanız eğer deli gibi düzen otoritesi kasarsınız. Hani zaten ben istesem her hafta birinci olurum. Hani sapık gibi ben düzen otoritesi kasabilirim oturup. Zaten şey kesebilen, Nihaz kesebilen birkaç tane birlik var şu an oyunda. Hani bunlar nedir? İşte bakalım şu Dominion sırasında. Biz kesiyoruz. ASC kesiyor. Wanderers bilmiyorum. En son işte yıllarda bir tane Headless kesiliyordu. Silas'ı üçünü de keser. Ama Avior'u da atlıyorlar, skipliyorlar herhalde. Onun dışında başka kesen bir birlik yok. Bir ara Warzone kesiyordu. Şimdi onlar da şey yapmıyor. Dönmüyor herhalde, bilmiyorum. Bu kadar. Hani bu birliklerin içerisindeyseniz, bu tarz etkinlikte yer alıyorsanız zaten hani otoritede güzel bir yer elde edebilirsiniz başlangıçta. Onun dışında o dediğim şeyleri de yaparak hani gayet de güzel kasılıyor. Şimdi bir hatırlamaya çalışıyorum başka ne var diye. İşte anahtar falan dedik. Bir bakalım. Başka ne vardı? Hatırlamadım. Sanırım benim yaptığım şeyler günlük olarak oydu zaten. Ha, bir de şey var. Alriyad'da saatlik kutular var arkadaşlar. O saatlik kutuları alırsanız oradan da yine bir düzen otoritesi geliyor. O da az sayıda ama yine de işe yarar. Hani almanızı tavsiye ederim alabiliyorsanız. Ya en çok dediğim gibi mahfazalardan düşüyor. Alriyad'dan düşüyor bu düzen otoritesi muhabbeti. En çok oradan kasarsınız. Ha, bir de şey yapıyordum ben. Diyonik takım adalarındaki günlük görevler var. Orada 5 tane görev var. İşte Dizgin, Trillon.
Koşu, engelli koşu, gladyatör, bir de yeraltı labirenti. Bunları yaptığınız zaman da bir düzen otoritesi kazanıyorsunuz. Hatta güzel de veriyor orası. Zaten düzenin çıktığı map ora. Düzen muhabbeti o map'ten çıktı. Amel'le birlikte çıktı. Yani bu şekilde arkadaşlar. Otorite kısmı bu. Burada da şey var. Kan imtihanı muhabbeti var. O başka video konusu ama hani burada da yine bu şey aynı sürede bitiyor. Otorite ve bu ranklar. İşte burada en yüksek puanı yapan işte 2 hafta geçtikten sonra birinci oluyor. Yarın mesela sıfırlanacak. İşte burada siz de şey kazanıyorsunuz. 2 haftalık bir unvan kazanıyorsunuz. İşte diyelim ki neydi? Mesela ölü konuşmacı şeydeki kara büyücünün birincisine verilen, hani 10 tane üst üste birinci olduğunuz zaman size verilen unvanlar var burada. İlk bıçak mesela. Ya da şey Engie de benim mühendiste. Onun neydi? Gelişim motoru muydu? 2 hafta mesela 2 haftalık verilenle şey de farklı. Hani bu 2 hafta geçici olan unvan ilerleme gücü değil, gelişim motoru. Bu şey de hani 10 tane de yaparsanız da bunun adı ilerleme gücü. Diğerlerinde öyle var mı bilmiyorum da bunu biliyorum. Kan imtihanı da bu şekilde. Şimdi ödüllerden bahsedelim arkadaşlar. Yani otorite kasımı böyle. Nihas, anormal bölge, anormal sektör, özür dilerim. Tikarika, Alriad, Element, Uro, Firo, Gaddar yani. Dionic. Ben bunları yapıyordum. İşte Ada ve BG, 3 ve 3 falan. Bunlar da var. Bunları yaparak da elde ediyoruz. Şimdi şeye gidelim. Astral Akademi'ye gidelim. Şimdi arkadaşlar hani siz ilk yüze girdiğiniz zaman size belli ödüller veriyor bu düzen otoritesi. Bunlar nedir işte? Bunları düzen erzaklarında şey yapıyoruz. Bu geliyoruz akademiye. Düzen deposu dediğim zaman burada. Ben şimdi birinci olduğum için en çok ödülü ben aldım. Burada diyor 475 tane Aido ateşi. Ondan sonra yani şimdi bir de kategorili bunlar hani 1100 oha 1187 tane artım diyor. Yani ben buradan Aido'yu aldım diyelim. Bunlar kategorili. Bunlar ayrı bir kategori bu dörtlü. Şu 1 2 3 4 5 de şunlar da ayrı bir kategori. Yani ben bunu alırsam bundan eksilir. Bunu alırsam yani bunların hepsi bir. Hepsini aynı anda alamıyorsunuz. Onun dışında şunlar da bir kategori. Hatta bunların hepsi ayrı bir şeydi herhalde. Şu şeyler farklı. Alırız şimdi bakarız. Hani burada gördüğünüz gibi 10 tane yani 5000 tane mor ejder gözyaşı veriyor. Ne bileyim 9 tane bundan, 9 tane bundan, 9 tane bundan veriyor. 25 şöhret veriyor. 50 tane meteorit parçası veriyor. Adam yoksa zaten ben direkt adayı açarım bununla. Üstüne de zaten illa biraz kasarım açarım. Amalgam veriyor. Gereksiz bence amalgam. Şu an oyunda bir gereği yok çünkü amalgamın. Ham madde de aynı şekilde amalgam ve toz ikisi de aynı şeyle çalışıyor. Umarım yani yeni patchlerde işimize yarayan bir şekilde karşımıza gelir. Buradaki ödül böyle. Bir de birinci olduğunuz zaman şöyle bir ödül veriyor. Bir skill veriyor size arkadaşlar. Bu skill de diyor ki 45 metre yarıçap içerisindeki siz de dahil tüm müttefikler 10 saniye süren kırılmaz irade etkisi ve 30 saniye süren kudret etkisi elde eder. Yani 30 saniyeliğine güç buff'ı veriyor bize. Ve çevremize sanırım. Aynen sanırım değil çevremize 45 metre içindeki takımındaki oyunculara. 10 saniye süren de kırılmaz irade. Yani CC yemiyorsunuz. Bunu nerede kullanabilirim? İsmi de Savaş Doğru İrade skill'in. Bunu arkadaşlar kompaslarda kullanabilirim. Onda pusulalarda yani kahraman pusulalarında. Savaşlarda kullanamıyorum rastgele savaşlarda. Dominion'da kullanamıyorum. Niyaz'da kullanamıyorum sanırım. Raidlerde falan. OBS'te de hani tapınakta da kullanamıyorum diye biliyorum. Onun dışında işte kompaslarda Alriad o kutu savaş yani normal açık dünyada kullanabiliyoruz bunu. Bir de işte astral adalarda kullanabiliyoruz. Bunu kullandığım zaman arkadaşlar burada gördüğünüz gibi CC yemediğim bir etkim var. 30 saniyede güç etkim var. Burada bildiğiniz support'un bize attığı buff'lar. Abi, çok iyi. Ama şöyle bir özellik var işte bu 1 saatte bir kullanabiliyorsunuz. Bu skill'in özelliği de bu. Onun dışında bulunduğunuz şeyle alakalı düzenle ilgili bir ünvan veriyor size. Denge Savaş Lordu diyor. Hani Savaş Lordu kalıyor. İşte 3 tane düzen var zaten. Bunlarla ilgili şey veriyor, ünvan veriyor size.
Benim mavi denge düzeni, diğer düzenlerin adını şu an vallahi hatırlamıyorum. Onunla ilgili başına ekliyor bunun. Savaş Lordu, denge Savaş Lordu diyor. Burada da şeyde görebiliyoruz zaten. Kaynak hediyeleri kısmında. Burada onurlu kahraman diyor. Düzeninde sınıfını temsil eden en iyi 10 oyuncudan birisin diyor. Yani ben burada hafta bittiğinde diyelim mühendisle girdiysem, burada ilk ondaysam bunu alıyorum. Bunu alıyorum. Bu genel düzenimle alakalı 3 tane düzen var. Bizim 3 tane düzen içerisinde ikinciymiş bizim düzen. Bu da Savaş Lordu. İşte bu sıralamanıza bakıyor. Otoritedeki sıralamaya göre size bir şey veriyor. Bir de şöyle bir şey var. Siz birinci olduğunuz için bizim oy değerimiz 200. Yani ben buna oy verirsem bu 200 puan alıyorsan yani 200 kişi seçmiş gibi oluyor bunu. Mesela yarın ne var? Savaş Kıyafeti, Yüce Bilgi, Aklı ya da Kan Nehirleri. Hani böyle. Genelde böyleydi. Hani onun yerine şu da olabilir. Şöyle verelim. Hani ben ne verdim? Ha, Yüce Bilgi vermişler. Hümmalı Baskı vermişler. Ben Savaş verdim. Haklı verdim. Bir de ne verdim? Kan Nehirleri verdim. Burada düzen otoritesi arttırırım falan. Hani bence mantıklı olan bu. 3 ve 3, 6, 6 buff olduğu için. Bir de ayrıyeten de işte sebat. Hep böyleydi ya. Hani bazı belli burada düzen şeyleri var. Bu değişmiş mesela. Bu şeydi. Hani yıllardır bazı belli üçlüler var. Burada Jun vardı. Amalgam oluyor burada. Bir de bu oluyor doğru. Ondan sonra hani mesela bunun yerine astral yerine şey olabilirdi. Amalgam olabilirdi. Ondan sonra Görkemli Savaşlarınki zaten değişmez. Bu. Kanlı Asat, Şan Harabecileri. Habercileri pardon. Görkemli Savaşlar bu üçü. Ha burada Cum Mirası diyor. Ha bu aynı zaten. Elementinki zaten element lütfu, element terbiyesi. İyi ameller. Böyle. Hani belli bazı şeyler var. Ben de onları hatırlayıp onlara göre veriyorum. Hani şu an biraz değişmiş sanırım metası. Neye göre verdiklerini tam kestiremiyorum artık. Hani 3 ve 3 ile tecrübe de oluyordu evet. Ya bilmiyorum işte böyle bir muhabbet arkadaşlar. Burada da ilk yüzde olan oyuncuları görebiliyorsunuz. Ben kasmadım bu sezon. İlk hafta zaten birinci oldum bıraktım oynamadım sonra. Burada da işte kan imtihanı var. Düzen otoritesinin katkıları bu şekilde arkadaşlar. Gemimizin oraya geçip bitirişi yapalım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hani düzen otoritesinde kasım bu şekilde oluyor. Otorite kasmanız. Umarım anlamışsınızdır, anlatabilmişimdir. Eğer ki hani her zaman dediğim gibi anlamadıysanız bana yazabilirsiniz yorumlardan veya oyundan. Ben de elimden geldiğince size açıklarım. Kendinize iyi bakmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi oyunlar. Hoşça kalın.